Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için son dakika haberi ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Esenyurt'ta mavi su kabusu. Bu kez iş yerlerine aktı, sokak köpekleri içip ölüyor. İstanbul Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu sokak, kod taşlama atölyesinden bırakıldığı belirtilen mavi renkteki atık su, boruların patlamasıyla sokağa aktı. Suyun iş yerlerine aktığı belirten bir kişi, sokak köpekleri var. Biz bunları defalarca buradan su içerken gönderdik. Bunları içiyorlar ve ölüyorlar, dedi. Daha önce haramiderinin farklı renklere dönmesine neden olan atık su, İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde de bir sokağı doldurdu, fabrikaların bulunduğu sokak, bir kod taşlama atölyesinden bırakılan mavi renkteki atık su altında kaldı. 10 Nisan'dan bu yana yaşanan su baskını nedeniyle sokaktaki pek çok iş yeri çalışmayı durdurdu. Atölyenin gideri olmadığı için atık suyu sokağa bıraktığı iddia edildi. Bir anda 60 ton su basıyorlar. İş yeri sahibi Recep Karahan 10 Nisan'dan beri biz devamlı iskiye Esenyurt Belediyesi'ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi. Daha yeni bugün dönüş yapmak için geldiler. Fabrikamızı su bastı, elektrik panolarımız suyun altında kaldı. Defalarca üretimi durdurmak zorunda kaldık. Biz ihracat yapan bir firmayız. Üretimi durdurup su tahliyesi ile uğraşıyoruz. Bizim gibi birçok firmayı su bastı. Zamanında iskinin burada altyapısı yoktu, firmalar kendi altyapısını yapmış. Normal su dışında buraya bir anda 60 ton su basıyorlar. Bunun içerisinde bir de çakıl var. İskinin bize söylediği çakıl olması normal dedi içiyorlar ve ölüyorlar. Sokakta köpeklerinin de içtikleri atık su nedeniyle öldüğünü iddia eden Karahan, sokak köpekleri var. Biz bunları defalarca buradan su içerken gönderdik. Bunları içiyorlar ve ölüyorlar. Firmaların çoğu bundan dolayı üretimi durdurdu. Biz gece üç defa su baskınından dolayı üretimi durduk. Su tahliyesi yapmaya çalıştık ıslanan mallarımızın kolilerini değiştiriyoruz, şeklinde konuştu. Videomuzu burada sonlandırıyoruz peki sizi, bu video hakkındaki düşünceleriniz ne? Haydi yorumlar kısmına yazarak belirtin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.